Ne oldu? Niye gülüyorsun? O gün arabanın önüne atlamasaydın, şimdi çok farklı yerlerde olabilirdin. Ben mi atladım arabanın önüne? Tamam. Benim hatam. Ama haklısın. O gün belki de karşılaşmasaydık, hayatımız boyunca birbirimizi hiç bulamayacaktık. Zeynep, biz bütün engelleri aştık. Aşkımız için savaştık. Ve bugünlere geldik. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Sen benim için yemekler hazırlamışsın. Ben yorgun argın işten gelmişim. Çocuğumuz koşarak kapıyı açıyor. Sonra kucağıma atlıyor. Annesi tam arkasında bizi izliyor. Sen de istediğin işi kurmuşsun. Ben de istediğim gibi düzenlemişim. Sonra çocuğumuz boynuna atlayıp, baba bugün bana ne getirdin diyor. O günler de geçirsin. Kızımız olursa annesine benzesin. Annesi kadar güzel olsun. O zaman erkek olursa da babasına benzesin. Babası gibi yakışıklı, hazır, güçlü olsun. Zeynep, ne oluyor? Zeynep, ne oldu? Zeynep! Kızım kim yaptı bunu sana? Abla! Ambulans çağırın hemen! Selim, ambulansı beklersek geç kalırız. Bak çok kan kaybetmiş. Arabamı getirin hemen!
Ne yaptık biz Arzu? Al şunu. Hemen buradan kaybol. Ardiye in çık dışarı. Ne diyorsun sen be? Manyak vurdun kızı. Ben değil. Biz. İkimiz. Anladın mı? Bak şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Benim hemen aşağı inmem lazım. Hemen buradan çık. Arzu! Arzu! Gel buraya! Allah'ım ne yaptım ben? Affet beni Zeynep. Lütfen affet. Zeynep! Zeynep aç gözlerini. Zeynep bana bunu yapamazsın. Zeynep gözlerini aç. Zeynep! Zeynep! Ne oldu? Zeynep! Elif! Gel kızı buraya! Kuzularım, bakmayın o tarafa! Nerede kaldı bu araba? Kızım ölüyor! Ablam! Ablam olur bırakma! Olmaz! Arabanın kapısı hazır, hadi! Ah be Zeynep. Ah be ablacığım. Nasıl isterdim şimdi yanında olmayı. Baba hadi ya. Hadi Allah'ım baba. Sen koru. Nedir bu başımıza gelenler? Anne ne olur sakin ol. Kenan da yok, açmıyor mu kızım? Hayır anne, ulaşamıyorum abime. Ben de Zeynep ablamla gideceğim. Ben de gideceğim, ben de. Kalın siz benimle, tamam mı kızlar? Anne, abim yengemi falan aramıştır belki. Bir yengeme soralım. Kızım nerede o şimdi? Nereye gitti? Ayrıca anne o CD neydi öyle? Yengem niye orada öyle? Ah kızım bir bilsem nereden bileyim? Hayır. Olamaz, Allah kahretsin. Tuğçe. Tuğçe iyi misin? Sen kim
Çok ama çok yakın biri. Ben seni hiç görmemiştim daha önce. Annem yabancılarla konuşma dedi. Ama ben yabancı biri değilim ki. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Hadi. Şimdi eve gir. Ve bundan sonra da hiçbir şeyden korkma. Nasıl bir belaya bulaştım? Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin. Ya Kiraz teyze, ben uyumak istemiyorum ama. Evet Kiraz, ben de uyumak istemiyorum. Belki amcamdan haber gelir. Ah yavrum ah. Kıyamam size. Tamam, uyumayın. Ama odanızdan da çıkmayın, olur mu? Tamam. Ama önce Zeynep ablamın çiçeğini odasına koyalım. Evet. Elif, Tuğçe, durun be yavrum. Allah'ım sen gelin hanım bize bağışla. Hatta düğün gecesi. Şeyleri tas tamam astırdı. Allah'ım sen koru yarabbim. Aa, Elif bak. Zeynep ablanın fotoğrafı var. Çiçeği oraya koyalım istersen. Tamam. Kiraz teyze. Ne oldu gülüm? Bu çiçek soluyor. Zeynep ablamın çiçeği de ölüyor. Bak nasıl boynunu bükmüş. Ya Zeynep ablanın çiçeği solmasın ne olur Kiraz. Durun kuzum hanım. Üzülmeyin. Çiçeği suya koyarız dirilir. Siz üzülmeyin kuzum hanım. Haydi gidelim de çiçeği suya koyalım tamam mı? Zeynep lütfen kendine gel. Zeynep aç gözlerini ne olursun. Zeynep aç gözlerini. Dayan Zeynep dayan. Az kaldı. Zeynep bak ben senin yanındayım. Dayan bir tanem hadi. Zeynep gözlerini açtı. Bırakma beni. Zeynep'im ben senin yanındayım. Yanındayım bir tanem. Hastaneye az kaldı dayan hadi. Dayan bir tanem. Zeynep! Zeynep aç gözlerini. Zeynep! Gitme Zeynep. Beni bırakıp gitme ne olursun. Zeynep beni bırakıp gitme. Aç gözünü. Zeynep gitme bir yere. Ne oldu ki acaba? Niye kimse açmıyor ki telefonu? En iyisi ben bir de Murat'ı arayayım. Ya baba hadi bassana. Ne
baba. Ne? Melek abla arıyor, ne yapayım? Ne bileyim oğlum, ne yapacaksın? Aç işte. Ya baba, açıp da ne diyeceğim? Oğlum ne olduysa söyle işte ya. Alo Murat. Alo Melek abla. Murat, ben kimseye ulaşamayınca merak ettim de. Herkes iyi mi? Melek abla. Ne oldu Murat? Bir şey olmuş sanki. Bir şey mi oldu? Ablam vuruldu. Ne? İyi akşamlar kızım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletirsin Aliye Hanım'a. Büyük geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Geçmiş olsun yavrum. Pek de genç, pek de güzelmiş Masum. Geçmiş olsun. Allah yüzünüzü güldürür inşallah. Bunu yapanın yanına kalmaz. Allah cezasını verir inşallah. Sağ olun. Sen yardım et. Tamam, ne olur bir şey olmaz. Ne olur. Hala inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey olur? Nasıl? Anne. Ya Zeynep'e bir şey olursa? İşte o zaman Selim yaşayamaz. İpek dur, söyleme böyle. Yüreğime inecek benim de. Hasan Efendi, çabuk olalım. Tamam Ali Hanım. O lanet olası CD nereye kayboldu? Allah'ın cezası kahretsin. Yetişemedim. Yetişemedim. Allah Allah. Nerede bu CD? Kim aldı? Allah kahretsin. Ne olur daha hızlı gidelim. Ne olur. Bir şey olmadan hastaneye yetişirler inşallah. Allah'ım sen yardım et. İnşallah kızım, inşallah. Ya Selim nasıldır şimdi, kim bilir? Mahvoldu yavrum. Perişan oldu. Hala inanamıyorum. Kim neden böyle bir şey yapar ki? Demek o adamların amacı CD'yi dünyada herkese göstermekmiş. Yenge, sana bunları kim yaptı? Hem o neydi öyle? Hala o anlara inanamıyorum. Evet Arzu, bir... Ay İpekciğim ah. Başıma neler geldi mi bilseniz. Ben sadece ailemi korumaya çalışıyorum. Ama o adamlar o görüntüleri böyle bir geceyi mahvetmek için kullandılar. Yenge sen neyden bahsediyorsun? Şimdi sırası değil İpekciğim. Annem zaten biliyor her şeyi. Ona daha önce anlatmıştım. Eminim o da görüntüleri gördüğü zaman benim kadar şok olmuştur. Öyle değil mi anne? Bu kadar ileri gidebileceklerini hiç düşünmemiştim. Neyden bahsediyorsun yenge? Kim o adamlar? Ne yaptılar sana? O CD neydi? Anlatacağım İpekciğim. Ama şimdi önceliğimiz gelinimiz. Önce o bir iyileşsin. Daha sonra bunları konuşuruz. Aç şu Allah'ın belası telefonu. Hiç dokunmayacaktım. Hiç elimi sürmeyecektim o silaha. Allah'ım ne yaptım ben ya? Katil mi olacağım şimdi? Hem de Zeynep'in
sevdiğim kadını. Allah beni kahretsin. Zeynep! Zeynep! Nabız alıyorum. Çok kanaması var. Hemen acile alıyorum. Allah ne olur ona bir şey olmasın. Yalvarırım kurtarın onu. Ona bir şey olursa ben yaşayamam, ne olursunuz. Zeynep! Tamam, sakin olmaya çalış. Ablam neden? Neden? Tamam, geçecek. Bak isyan etme. Sakin ol. Hocam çok kan kaybetmiş. Steril tampon uygulayacağız. Nabız? Nabız 40 hocam. Kalbi her an durabilir. Solunum? Solunum çok düşük. Hastayı kaybediyoruz. Kan durduktan sonra entübasyon uygulayacağız. Ameliyathaneye hazırlasınlar hemen. Tamam hocam. Erkut yaptı bunu biliyorum. Geberteceğim o şerefsizi. Selim, ne olur sakin ol. Bak, şu an önemli olan Zeynep'in hayatı. Ben içeri giriyorum. Selim, Allah aşkına sakin ol. Zeynep ölüyor, anlamıyor musun? Ölüyor Zeynep, ölüyor! Hemşirem, durumu nasıl? Ne olur söyleyin. Çok kanaması var. Öncelikle onu durdurmaya çalışıyoruz. Ardından ameliyata alacağız. Yaşayacak ama değil mi? Toz olmam lazım burada. Zaten abi. Ya ne olur bana doğruyu söyle. Zeynep nasıl? Allah'ım. Abi konuşsana. Bir şey mi oldu? Yoksa? Yok hayır. Birazdan ameliyat alacaklar zaten. Şu an beklemekten başka yapacak bir şey yok. Allah'ım sen yardım et. Oğlum, Zeynep nasıl? Kötü anne. Ameliyatı alacaklar. Anne, ona bir şey olursa ben yaşayamam. Ben de ölürüm anne. Sus, sus. Allah'a isyan edilmez. Dua edeceğiz oğlum. Zeynep'in iyileşmesi için hepimiz dua edeceğiz. Yavrum. Canım. Peki. Hayatım avuçlarımın arasından kayıp gidiyor. Ne olur bir şey yap. Peki. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne olur İpek.
Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Onu size sormak lazım Aliye Hanım. Bu olanların altında kimin parmağı var acaba? Lan Erkut, geber bu saatten sonra. Zeynep böyle kanlar içinde, can çekişiyor. Hem de senin yüzünden. İyi geceler birader. Ne işin var burada bu saatte? Tekinsiz yerler buralar. Hadi atla da götüreyim gideceğin yere. İstemez birader. Ya bir dur. Vallahi gönlüm el vermez seni burada bırakıp gitmeye. İstemez dedik birader. Yürü git yoluna. Ya manyak mısın arkadaşım? Atla da gidelim hadi. İnat etme işte. Hem bu karanlıkta nereye gideceksin ki? Hadi atla hadi. Atla hadi. Zeynep nasıl? Durumu nasıl? Kanamayı durdurduk ama solunum ve nabız değerleri bayağı kritik bir seviyede. Kızım, kızım nasıl? Ben Zeynep'in babasıyım. Durumu nasıl? Ha? Dediğim gibi solunum ve nabız hala kritik bir seviyede. Allah'ım. Allah'ım ne olur yardım et. Güzel Mevlam, arkadaşımı bize bağışla. Dediğim gibi durumu kritik. Birazdan ameliyata gireceğiz. Zor ve tehlikeli bir operasyon olacak. Umarım her şey yolunda gider. Yalnız her türlü sonuca açık olun. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu kızıma? Kim kıydı kızıma? Kim? Sakin ol. Bağırmıyorum, bağırmıyorum. Ocağım ateş düştü. Baba tamam. Geç şöyle, gel. Sen de gel otur. Bir şey yok inşallah. Pek iyi görünmüyorsun da. Yok bir şey birader. İyi madem. Gece gece ne işin var buralarda? Bir düğün kalabalığı görmüştüm. Oradan mı dönüyorsun yoksa? Yani yanlış anlama. Birader. Nusrettin bindik. Muhabbet mi edeceğiz? Ya tamam be birader, bozulma hemen. Canımız sıkılmasın diye. Biliyorum çok zor ama metanetli olmasın Veysel. İçim yanıyor. Bir tanecik kızım var benim. Ona bir şey olursa ben ne yaparım ben? Olmayacak Veysel, göreceksin, iyileşecek. Selim, Zeynep nasıl? İyi mi?
Zeynep! Zeynep! Geldik burası galiba. Eyvallah birader, sağ ol. Bir şey değil, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Arzu, kim bilir ne dolaplar çeviriyorsun. Şey çok güzeldi. Yüzükler takıldı. İmzalar atıldı. Selim Zeynep için bir video hazırlamış. Tam ekranda onu gösterecekken... çok tuhaf bir şey oldu. Ne oldu? Zeynep Memiroğlu'nun yakınları kim? Ben eşim. Benimle gelin lütfen. İfadenizi almam lazım. Buyurun. Hmm.
sol subkostal insizyonda kanama mevcut. 2 cc'lik antifibrinolitik enjekte etmemiz lazım. Hemen. Klamp. Nabız ve kalp ritmi çok düzensiz. Kanamayı kontrol altına alamazsak hastayı kaybedebiliriz. Biriniz kısaca ne olup ne bittiğini anlatsın önce. Ben anlatayım istersen. Düğünleri için Selimlerin evinde bir araya geldik. Başta her şey normal gibi gözüküyordu. Yani herkes eğleniyordu. Bir yarım saat sonra nikah töreni başladı. İmzalar atıldı. Daha sonra Selim barkovizyona bir video koydu. Video oynamaya başladı. Aradan 10 saniye bile geçmedi, güçlü bir silah sesi duyuldu. Herkes olduğu yerde donduk kaldı. Daha sonra Zeynep kanlar içinde yere yığıldı. O kadar insanın içinde Zeynep'e isabet etti kurşun. Olay yerinde gerekli incelemeyi yapacağız. Ama öncesinde size sormak istiyorum. Şüphelendiğiniz biri var mı? Var mı Emir Bey? Kim? Erkut Şahin. Anne, biraz konuşabilir miyiz? Başından beri bu düğünü istemediniz, ona bakın. Ne demek istiyorsun sen? Herkes başından beri bu düğünü istemediğinizi biliyor. Şimdi herkesin aklında bir acaba sorusu oluşacak. Yani gelin karnına böyle ölümüne. Arzu, ağzından çıkanı kulağın duysun. Dikkatli olun diyorum sadece. Kötü bir şey söylemiyorum. Şimdi ister istemez bütün şüphe sizin üstünüzde yoğunlaşacak. Düğünü istemedim ben. Zeynep'in vurulmasını değil. İyice zıvanadan çıktın sen. Ne terbiyesiz, ne arlanmaz bir insanmışsın sen. Bu işi kimin yaptığı en kısa zamanda ortaya çıkar. O zaman da bu dediklerini hatırlatırım sana. Anneciğim, beni yanlış anlıyorsunuz. Ben sizi suçlamak istemedim. Kes Arzu, daha fazla konuşma. Ayrıca ortaya çıkması gereken başka şeyler var değil mi? Perdedeki o görüntü mesela. Arabadaki saçmalıklarını sineye çektim diye her şey bitti, kapandı sanma. Yok, anneme anlattım da, zaten biliyordu da. Neyi anlattın sen bana? Neyi biliyorum? Şuradan çıkalım da bunların hesabını soracağım sana. Anneciğim. Kes! Anneciğim deyip durma bana. Bir daha beni kirli oyunlarına ortak etme. Bu sana son uyarım. Ama anneciğim, artık bunun için çok geç. Ortaklığımız başladı bile. Sizi desteklemem, taşıdığım sırlar, öyle değil mi? Kenan bir gelsin, bunların hepsinin hesabını vereceksin. Kenan kim bilir nerede? Bakın, sizi bile görmek istemiyor. Hem Kenan gelirse, sizin de vermeniz gereken hesaplar olacak. Değil mi anneciğim? İşte ben bunun için uğraşıyorum. Bu kötü durumlardan birlikte kurtulalım diye. Unutmayın. Birbirimize muhtacız. Anneciğim. Anne, yenge polis ifadenizi almak istiyor. Tamam oğlum. Olay gerçekleştiği sırada siz neredeydiniz? Nerede olacağız? Hepimiz bahçedeydik. Peki şüpheli birini gördünüz mü? Hayır. Zaten herkes bizim ailecek görüştüğümüz insanlardı. Öyle değil mi anne? Evet.
Herkesi bizzat ben kendim davet ettim. Bunu sadece bu gece için sormuyorum. Son zamanlarda evin çevresinde tanımadığınız birileri dikkatinizi çekmiş olabilir belki. Peki düğün alanında dikkatinizi çeken veya garipsediğiniz bir durum oldu mu? Bakın, bize yardımı dokunabilecek en ufak bir şey varsa lütfen söyleyin. Ufacık bir detay bile bizim için çok önemli. Adınız neydi? Zeynep Şimşek. Sizin adınız soyadınız? Selim Emiroğlu. Aliye Hanım, bu olayla ilgili şüphelendiğiniz birisi var mı? Hayır, hayır. Anneciğim, iyi misiniz? Sen de. Sen de. Bakın, annemin halini görüyorsunuz. Bu olay zaten bizi çok hırpaladı. Hala olayın şokundayız. Başka sorunuz yoksa biz artık kalkalım. Peki tamam, bu kadar yeterli. Çabuk aşağı in. Hastanedeyim. Konuşmamız lazım. Anne, müsaadenizle ben bir lavaboya gidip geleyim. Hala bir haber vermediler. Niye kimse bir şey söylemiyor? Sakin ol Melek abla. Ameliyatta hala. Çok korkuyorum bebeğim. Çok korkuyorum ya. Solunum yetersiz, kan basıncı giderek düşüyor. Kanamayı durduramıyorum. 2 litre kan nerede kaldı? Geliyor hocam. Tampon. Yarayı aspire edin. Hastayı kaybedebilirsin. Çabuk. Serdar, ne istiyorsun benden? Niye buradasın? Benim olanı. Benim olanları istemeye geldim. Senin olanlar? Evet. Benim olanlar. Sen ve kızımızı almaya geldin. Hayır. Asla. Tuğçe'yi sana asla vermem. Senden izin istemiyorum. Sadece haber veriyorum. Aradan kaç yıl geçti? O defterler kapandı, yaşandı, bitti Serdar. Hiçbir şey bitmedi. Defterler de daha kapanmadı. Benden koparılıp alınan her şeyi geri istiyorum. Babanın benden koparttığı her şeyi, seni, kızımı. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Hemen git buradan. Olay çıkarmadan. Bana bak Arzu. Herkesin bildiğini hiç kimseden saklayamazsın. Hem babanı savunacak hiçbir şey kalmadı elinde. Bunu da herkesten iyi biliyorsun. Bak. Git artık buradan. Bunu konuşmanın ne yerine de zamanı. İstediğim olmadan gitmeyeceğim. Her şeyi sen büyüttün. Gereğinden fazla anlam yükledin. Ben sana hiçbir şey vaat etmedim.
Seni sevmiştim. İnkar etme. Sen de beni sevdin. Eğer zamanında arkamda durmuş olsaydın bunların hiçbiri yaşanmamış olacaktı. Hiçbir şey farklı olmayacaktı. Ben seni hiç sevmedim. Hiçbir zaman. Babam bana hesap verecek. Beni sizden ayırmak için hapse tıktırdı. Gençliğim çürüdü. Kızımın doğup büyüdüğünü göremedim ben Arzu. Saçmalıyorsun. Gerçekler ne zamandan beri saçmalık oldu ha? Senin o hamile halinle gidip Kenan'la evlendiğini öğrendiğimde dört duvar arasındaydım ben. Hiçbir şey yapamamak, karını oradan kurtaramamak ne demek biliyor musun sen? Hı? Kızıma bir başkasının babalık yapacağını bilmek. Kahroldum lan ben! Kahroldum! Sen hapishanede iyi bir senaryo yazmışsın. Senaryo. Tabii ya. Ben kimim ki? Kimdim ki? Necdet Karaca'nın pis bir seyisi sadece. Sen Arzu Karaca. Hiç kimse inanmadı aşkımıza. Nasıl olabilirdi ki böyle bir şey? Sen ve bir seyis. Şuna aşkımız deyip durma. Öyle bir şey olmadı. Senin platonik duyguların vardı sadece. Peki ya Tuğçe? Üzülme. Korkma. Sen ve kızımızla birlikte kaybolan yılların acısını çıkaracağız. Birlikte mutlu bir yuva kuracağız. Selim neler oluyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ım çıldıracağım ya. Ne olur artık biri bir şey söylesin. Kesin bir şey oldu ya. Kesin bir şey oldu. Yoksa hemşire böyle niye koşarak gitsin ki? Of ya Allah'ım. Allah'ım güç ver bana. Neler oluyor söyleyesene. Çok düşük, nabız alamıyorum. Aspire etmeye devam et. Hocam, hastayı kaybediyoruz. Selim. Zeynep. Zeynep. Zeynep! Zeynep gitme! Zeynep gitme! Bırakma beni Zeynep! Zeynep! Zeynep bırakma beni! Zeynep!
Bırak beni! Ellerimde bir çare, hüzün tükenip